maalesef yükselmeye devam ediyor. Bugün İstanbul'da Azərbaycanın desteği ve Mermere Grupu Strateji Sosyal Araştırmalar Vəqfi tarafından təşkil olunan 24. Avrasiya İqtisadi Zirvəsi öz işinə başladı. İnsanlıq cəmiyyəti daha yaxşısına layıqdır devizi altında keçirilən 24. Avrasiya İqtisadi Zirvəsində pandemiyanın dünyada təməlini qoyduğu yeni dövr müzakirə edilir. Çıxışlara başlamadan öncə zirvə iştirakçılarına Türkiyə və Azərbaycan prezidentlərinin məktubları oxundu. Bu sene 24.sü tertip edilen Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin sağlıktan iklim değişikliğine, kültürden enerji güvenliğine kadar çok geniş yelpazede verimli tartışmalara zemin oluşturacağı anlaşılıyor. Koronavirüs salgınının küresel ekonomik ve siyasi yapıda ciddi değişikliklere kapı araladığı bir dönemde düzenlenen zirvenin sonuçları hem bizim hem de ilgili kurumlarımız için yol gösterici olacaktır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avrasiya İqtisadi Zirvəsinə göndərdiyi məktub energetika naziri Pərviz Şahbazov tərəfindən oxundu. Bu ilki summit insanlık daha iyisini hak ediyor devizi altında keçirilir ve bunun da büyük rəmzi mənası var. Bəşəriyyətin rifahı global miqyasda bütün maraqların və siyasətlərin mərkəzində insan amilinin dayanması, insanların layiq olduğu bir dünyada yaşaması üçün bugün hər birimiz məsuliyyət daşıyır. Pandemi ilə bərabər dünyamız hazırda iqlim dəyişikliyindən irəli gələn çağırışlar, global təhlükəsizliyə təhdid yaradan bir sıra risklərlə üz-üzədir. Bütün bu problemlər globaldır ve onların həlli de yalnız global əməkdaşlıqla mümkündür. Qeyd edək ki, 2 gün devam edəcək 24. Avrasiya İqtisadi Zirvəsi zamanı keçiriləcək panellərdə regional məsələlər də müzakirə ediləcək. İki büyük konu var. Birincisi Hazar Denizi'nin kıyısında kurulan ALET, serbest ekonomik bölge. ALET serbest ekonomik bölgeyi bizzat Başkanı Sayın Vali Aleskerov burada takdim edecek. Ben bugün için değil ama yakın bir gelecekteki 3-4 yıl içerisinde ALET serbest bölgesinin yeni bir ufuk, yeni bir vizyon kazandıracağına Azerbaycan'a inanıyorum. Onun için biz bu projeye bu zirvemizde büyük yer ve değer verdik. İkinci olarak gene bugün öğleden sonra Azerbaycan Enerji Bakan Yardımcısı konuşacak, Rauf Beyefendi. O da Azerbaycan'ın enerjideki yeni teknolojiye olan alakasını anlatacak. Onu da dinleyeceğiz. 41 ülke katılıyor. 41 ülkenin arasında Özbekistan, Bangladeş, İran ve Azerbaycan şifahi olarak yüz be yüz aramızdalar.